Evet sevgili izleyenler, Hekimoğlu Futbol Kulübü tesislerindeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Az önce Trabzonspor konusunu konuştuk son olarak. Hekimoğlu Futbol Kulübü Başkanı Sayın Celil Hekimoğlu ile birlikte şu anda da Hekimoğlu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahattin Güneş ile birlikteyiz. Hocam öncelikle tebrik edelim. Zira Türkiye Kupası'nda dün penaltılarla bir üst sıra adınızı yazdırdınız. Ligde 5 galibiyet 4 beraberlik mağlubiyetsiz 2,5 aydır ligde 3. sıradaki Hekimoğlu Futbol Kulübü'nün teknik adamlığı görevini yürütüyorsunuz. Az önce başkan güzel temennilerde bulunduğu bir abi edasıyla bütün futbolcular kendisini seviyor, hocamı seviyor ve ayrıldığı kulüplerde, görev yaptığı kulüplerde de böyle bir babalık rolüyle bu görevi üstlendiği için şu anda işler iyi gidiyor. Umarız sezon sonunda da bu şekilde en iyi yerde birinci olarak ligi bitirmek en büyük temennimiz dedi. Nasıl başladı lig? Nasıl devam ediyor? Nasıl zorluklardan geçiyorsunuz Bahattin Hocam? Şimdi her şeyden önce başkanımıza teşekkür etmek lazım. Sağ olsun. Güzel duygular için sizlere teşekkür etmek lazım ama gerçeklerden doğrularına kaçmamak lazım. Ben geldiğim zaman Celil Başkan bana çok büyük destek verdi ve o projelerin içindeki doğrusunu da söyledi. Aslında özetlemiş. Çünkü Trabzonspor bir abi takımımız. Biz Trabzonspor'dan vazgeçemeyiz. Oraya da oyuncu yetiştirebilmek bizim açımızdan olması gerekiyor. Onu da büyük ihtimalle daha yolumuz uzun ama yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız 3 tane oyuncu var Trabzonspor'un malı. Bir tanesini milli takıma gönderiyoruz, Hakan Yeşil'i. Daha yaşı 19. Diğerleri Tunağan ve Kerem Baykuş'un da konumu belli. Onlar da yani ivme yakalamaya çalışıyor. Bizim de gayemiz bu olması lazım. Bana göre bu sene Celil Başkan güzel projeyi imzattı. Şöyle ki o beni rahatlattı ama bu arada tabii bu başarı geldi. Ama başarıdan kaçınamazsın çünkü bizim mayamızda var. Trabzon'un halkının mayasında var, futbolunda var hedef çizmek. O hedef de gelebilir diye düşünüyorum ama ondan önemlisi de buradan bu yaş ortalaması 21-22'si olması, Trabzonspor oyuncu vermemiz bizi sevindirecek olaylardan bir tanesi. Futbolcu kardeşlerime şimdi siz de görüyorsun antrenmanda. Biz her şeyden önce başladığım zaman da aynısını söyledim. Bir idealiniz olsun, bir yerlere gelmek için, Trabzonspor'a hizmet etmek için, Türk futboluna hizmet etmek için önce kazasız belasız birlik nasip etsin demiştim. Son zamanlarda o şanssızlığımız var. En az 4-5 tane kupa maçında da oyuncumuz sakatlandı. Mecburiyetten değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü eksik oyuncumuz var, arkada oyuncumuz yok, geniş kadromuz yok. Ama fedakarla çocuklar. Her şeyden mutlu olduktan sonra, sevgi, arkadaşlık olduktan sonra gittiğim kulüplerde de böyle oldu. Burada da aynısı oldu. O ivmeyi yakaladık. Çok güzel bir yere geldik. İnşallah bu kaybetmeme alışkanlığımız devam eder. Çünkü bize moral ve motivasyon sağlıyor. Bu anlamda da sizlere de Celil Başkan'a teşekkür ederim. Hocam tabii Trabzonspor macerasında gerçekten çok önemli işler yaptınız. Çok önemli gollere imza attınız. Orada terlediniz, orada ağladınız, orada güldünüz. Tabii misyon olarak gerçekten çok önemli bir misyona sahip Bahattin Güneş. Genç oyuncuları Türk futboluna kazandırma adına şu anda Galatasaray'da Süper Lig serüveni yaşayan, ben söylemeyeceğim ismini, siz zikredeceksiniz ve genç futbolculara o gösterdiğiniz hassasiyet, o gösterdiğiniz değerle birlikte Türk futbolu her geçen gün bir futbolcu kazanıyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksin? Genelde teknik adamlar böyle risklere girmezler. Özellikle şampiyonluk beklentisi, hedefi olan kulüplerde daha çok tecrübe ön plana çıkar ama siz bunu gençlerle başarıyorsunuz. Genç oyuncuları sahada tutarak, onların motivasyonunu her geçen gün arttırarak yapıyorsunuz. Bunun sırrı nedir? Şimdi şöyle, önce teşekkür ederim. Bu bizim için de geçerli, sizler için de geçerli. Seni ben yıllardır tanıyorum veya basın medya olsun, orası da aynı geçerli. Bizim insanımızın yukarıda olması bizi sevindirir. Bizde şu olgu, algı var. Başarılı bir kişiyi bence Trabzon insanı yukarı çıkartması lazım. Sizin, yani dediğim gibi sizler de bizler de aynısı olması gerekiyor. Destek vermesi gerekiyor. Kıskançlıkları bırakıp nasıl Trabzon futboluna işte dediğim gibi hizmet ederiz diye, bu anlamda bunu başarmak için de bize destek vermeleri lazım. Ben gittiğim yerde bu desteği de gördüm. Dediğim gibi cesurluk yaptım. Evet, Barış Alper Yılmaz bugün Rize'nin amatör takımından gelip Ankara Demir'de benimle bir çıkış yapıp bugün Galatasaray'a gidip oynaması beni sevindirir, mutluluk verici. Veya Seyfettin Alı Yaşar Afyon'dayken şeye gitmesi, Rize Spor'a gitmesi, o da aynı şekilde. Bunlar milli takım oyuncusu oldu ikisi de. Şimdi de Hakan Yeşil'in olduğu gibi. Veya Burak, bizim Burak diye bir oyuncumuz var.
Burak ya soyadını unuttum çocuğun ya. Burak işte Hatay'da. O da orada şimdi Süper Lig'de oynuyor. Stoper. Bunların yaşı 21, 22. Şimdi buradan da oyuncu çıkartalım. Dediğiniz olay doğru. O desteği alırsa ki başkan bu konuda bana çok destek veriyor. Yani bundan kaçınamayız. Yani çok büyük destek veriyor. Gerçekten hırslı. O hırsı da bize de yansıyor. Bizim de oyunculara yansıtıyoruz. Bunu da başarırsak, daha da çoğaltırsak, Trabzonspor'a da verirsek dünyanın en mutlu insanı olacağız. Abdullah Hoca sağ olsun bu konuda gerçekten biz gittiğimiz zaman çok bizi güzel şekilde ağırladı. Başkanımızdan gittiğimiz zaman bize de destek verdi. Yani içten duygularını söyledi. Biz de aynı özveri de onun şampiyon olmasını istedik. Çünkü Trabzon bunu hak ediyor bence. Hocam çok güzel bir yere getirdim. Ben soracaktım, sen açıkladın. Abdullah Hoca ile çok güzel bir diyaloğunuz oldu. Hangi temennileri bulundun Abdullah Hoca'ya karşı? Şu andaki bir teknik adam gözüyle Trabzonspor teknik direktörünü nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi ilk alındığı zaman Abdullah Avcı bana bunu sordular arkadaşlarım. Ben o zaman da aynısını söylemiştim bundan 1,5 sene önce. Çok karakterli bir kişi. Sabretmek lazım dedi ve bence de karşılığını alıyor Trabzonspor. Abdullah Avcı'dan şöyle bir durum da oldu geçenlerde. Karşılaştım ama yaklaşık 1,5-2 ay önce. Dedim ki hocam dedim içimden geldi dedim. İlk defa konuşuyorum dedim. Bu takım dedim şampiyon olacak. O da yüzü güldü. Dedi ki hocam dile benden ne dilersin? Dedim ki sonra dileriz. Geçen de U19 maçına gittik. Avrupa Şampiyonlar Ligi oynadı ya U19. Evet. Orada da karşılaştım. Dedim hocam sözünü unutmadınız değil mi? Yok dedi, unutmadım dedi. Ben o ışığı görüyorum Trabzonspor'da ama taraftar da bu desteği verdiği sürece siz de zaten medya olarak veriyorsunuz çok fazlasıyla. Çoğu şeyi de örtbas ediyorsunuz ama şampiyon olacağına inanıyorum. İnşallah da olur. Bu şehri de yakışıyor. Hocam kiralıktan Trabzonspor'da Tunağan sözleşmesi sizde ama çok büyük beklentilerle beraber Trabzonspor'a dönmesi beklenen bir oyuncu. Hakan Yeşil milli takıma gidiyor. Kerem Baykuş inişli çıkışlı grafikler sergilese de onun da potansiyeli ilerleyen dönemde Trabzonspor'a göz kırpıyor. Gelişimleri ne aşamada, bu gruba katabileceğiniz, yarın Trabzonspor'da oynayabilecek dediğiniz isimler bünyenizde var mı? Çok da güzel bir soru. Aslında Trabzonspor'un tam özelliğini tanıttığı bir soru. Çünkü şöyle, ben U19 maçına gittim, beraberdik zaten. Mümkün oldu bizim altyapıya da gidiyorum. Orada oyuncu çıkabilir. Çıkma olasılığı da çok fazla. Tunağan veya Kerem, bir de Hakan'ı Turgut Hoca, Turgut Kural bizden, Abdullah Avcı'dan ve bizden, bizim aracılığımızla hep takip ediyor. Onların durumunu soruyor. O da kendisi çıplak gözle bakıyor. Abdullah Hoca da geliyor, seyrediyor. Biz de onları nasıl verim alıp oraya ne şekilde iyi şekilde dönebilirler diye devamlı motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Burada da yapıyoruz, orada da yapıyoruz. Şimdi burada tek sıkıntı şu oluyor. Oyuncunun burayı daha benimseyip oraya daha kuvvetli dönmesi için söylüyoruz. Hem toplantılarda söylüyoruz, hem oyunda taktik ve teknikte işte hepsini söylüyoruz. Bizim de gayemiz o. Onun gibi U19'da da oyuncular var aslında. Oradan da oyuncu alınabilir. Sağ olsun başkan da bize bu konuda destek veriyor. Gerçekten destek veriyor. Gözün kapalı hocam oradan al. O daha mutlu oluyor. Biz de mutlu oluyoruz. Tutuyor mu? Tutuyor. Şu anda tutuyor. Ama yeterli mi? Yetersiz. Daha çok üzerine gitmemiz lazım. Daha çok verim almamız lazım. Bunu da yaparsak dünyanın en mutlu insanı olacağım. Yani bir Trabzon şehrinde yetişmiş, şampiyonluk yaşamış bir kişi olarak sağ olsun başkanımız bu desteği verdiği için bu verimi de alırsam bu oyunculardan, U19'daki de oyuncularda önemli oyuncular var. Oradan da alırsak bizi mutlu edecek. Çünkü bu ekonomikte yani yazık günah, yani Trabzon'dan bizim zamanımızda da böyleydi. Yine aynısı olur diye düşünüyorum. İnşallah olacak diye düşünüyorum. Hocam hafta içerisinde Trabzonspor'un süperstarı Marek Hamşik'in açıklamaları vardı. 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu sahada bir saatlik antrenmanla beraber bu işin, yani bu antrenmana futbolcuya yetmeyeceğini, beslenmesinden özel hayatına kadar bir bütün olarak değerlendirmesi gerektiğini ifade etti. Ders niteliğinde o jenerasyona çıkacak, o üst düzey seviyeye gelecek olan genç futbolculara da aslında çok güzel bir mesaj verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bunu? Yani o kadar güzel sorular soruyor ki hakikaten konu konuyu açıyor, uzatmayayım diye, ama bunda biz de yaşıyoruz bunu. Bizde mesela Hakan Yeşil buraya böyle kolay gelmedi. Hakan Yeşil geldi ama fitness hocası var, yani dışarıda hocası var, burada çalışıyor, antrenmandan sonra çalışıyor. Gençlerin bazılarında bu çok var ve bir örnek, aynı Hamşik gibi bir örnek kaptanları var.
Yasin var. Yasin bugün 33 yaşında ama antrenmandan sonra kalıyor, onlara örnek oluyor, çalışması gerektiğini söylüyor. Bunları alanlar futbolcu oluyor, almayanlar da maalesef kaybolup gidiyor. Ama çok güzel bir örnek bence. Bizde de birkaç tanesi de var. Ben istiyorum ki sayıları çoğalsın ve çünkü bu iş tekrar çalışmakla yukarıyı yakalayabiliyoruz. Hocam teknik adam gözüyle son soruyu buradan soracağım. Tabii Avrupa'daki futbol yapısı, futbol düzeni Türkiye'den çok çok uzak. Onlar bizden 3-4 tık daha bu organizasyonu daha iyi yapıp bu organizasyonu saha içerisinde çok daha iyi uyguluyorlar. Bizde günlük başarılarla beraber Türk futbolu bir noktaya geliyor ama Avrupa şampiyonalarında bireysel kulüp bazındaki katılan organizasyonlarda hayal kırıklığı ve hüsranla geri dönüyoruz. Türk futbolunda Bahattin Güneş'in gözüyle ne eksik, hangi sistemin tamamen gözden geçirilip değiştirilmesi gerekiyor? Ama şimdi sen burada bunu çok güzel özetledin. Aslında bunu sen özetledin. Sonra içinde cevap bile verdin. Ben de buna katılıyorum. Bunu geçen Mourinho herhalde 6-0 kaybetti. 6-0 kaybetti ama yoluna devam etti. İstikrardan yana. O bizde yok ama. Ülke futbolunda en büyük sıkıntı o. Yani milli takım bazında da, futbol grupları bazında da çok güzel aslında bir soru sordun. Ve onu da sen özetledin zaten. Ben de ona katkı yapmak açısından söylüyorum. Yani neden sabırsızız? Neden yani bazen sonuçlar gelmeyebilir? Ama biz Türk futbolcusunu yetiştirebilirsek, o istikrarı yakalayabilirsek hem ülkenin ekonomisini düzeltiriz hem futbol olarak da ilerlemiş oluruz. Ama bana göre çok, bana göre en güzel sorulan bir tanesi buydu. Ama anlayana. Gerçekten soruyu da cevapla karşıladım yani verdin. Ben de buna katkı olsun diye ben bunu söylüyorum. Ha insanlar ne anlar ne anlamaz. Burada iş olsun diye konuşmak değil. Burada doğru şeyleri konuştuk aslında. Doğru çok güzel bir yani soruydu bu. Bu ülkede bunu yapamıyoruz. En büyük sıkıntı o. Deniyor söylemde eylemde yok. Ama bunu yapalım. Buradan oyuncu yetiştirelim. Ya ülke futbolunu yetiştirelim. Milli takım iyi olsun. Paralar gitmiş savrulmasın. Niye verelim mesela Hamsik alsın tamam iyi futbolcular ama 4 milyon euro niye vereyim ki ben? Hakan Yeşil'ime vereyim, Kerem'ime vereyim, Tuna Hanım'a vereyim, ona vereyim, ona vereyim 1 milyon YTL ama hiç değilse hizmet etsin bana. Doğrusu bu. Ama çok güzel soruydu. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür edelim hocam. Ligden beklentin bu noktada tabii ki şampiyonluk adına çok önemli bir kulvardasınız. Kaybetmeyen bir takım, o takım bütünlüğünü yakalamış bir ekip ve teknik adam var. Hedefini bu sezon Bahattin Güneş'in. Şimdi şöyle, başkan da konuştuğu gibi ben de aynı şeyi katılıyorum. Hedefsiz bir yer olamaz Trabzon yani şehri. Celil Başkan da hedefli bir kişi. Ama şöyle de bir durum var, gerçeklerden kaçınamayız. Bu takım yeni bir olguyla, takım ruhuyla, yaş ortalaması 22 ile beraber güzel bir ivme yakaladı. Yani 2,5 ayda yenilmiyoruz, 9 maçta kupada gidiyoruz. Ama bizde onlardan daha önemlisi yenilmeyelim ama oyuncu verebilirsek, oyuncu çıkartabilirsek. Bu takım zevkle seyrediliyordu. Bizim bu 8 maçın 5 galibiyet, 4 beraberliğin, 3 beraberliğinde hepsini yenerdik. Haksızlığa uğradık bu sene. Gerçekten çok büyük haksızlığa uğradık. Ama son maç Turgutlu maçı gerçekten sıkıntılıydı. Rakip bizi yenebilirdi farklı. İnşallah hatalarımızdan ders alıp önümüze iyi bakıp doğru yolda gitmemiz. Bana göre şampiyonluk da olsun ama şampiyonluktan daha ziyade şuradan oyuncu yetiştirirsem dünyanın en mutlu insanı olacağım. Trabzonspor'a bakışınız hocam. Trabzonspor'a bakışım şöyle. Şöyle sorayım hocam. Şampiyon oldunuz. Unutamadığınız o anıyla birleştirip Trabzonspor'un bu sezonki şampiyonluk şansını sorayım. Şimdi şöyle. O şampiyon olduğumuz dönem yönetim kurulu bizim içimizdeydi. Yani biz mesela uçak gelmediği zaman, deplasman otobüsten gittiğimiz zaman bile işte Mecit Sarı'la, Kenan İskender'ler, Turan Alp'le, Faruk Uzaklar arkada kabak kabak oyununla beraber kulübün ekonomisi zayıftı. İstanbul'a gittiğinde 14 saatin nasıl geçtiğini anlamazdık. Ya 3 kabak 5 kabak derken, ya Faruk abi yemek ne zaman yiyeceğiz derken, ne zaman ne yemeği kabak kabak derken geldik İstanbul'a. Yani ama o arkadaşlık, o birliktelik, yönetimin bize güvenmesi, bizim yönetime güvenmemiz, biz mesela yeni evlenmiştik. Bir yerden beyaz eşya alacağımız zaman Meclisarı'ya giderdik. Giderdik alırdık. Sene sepet yok. O bize inanıyor. Biz ona inanıyoruz. O bağlılık, o dürüstlük, o doğruluğu yakaladığın sürece ki şampiyon oluyorsun. Yani bir kere güzel duygular var. Ben bunu az önce oyuncularıma da anlattım. Ben Trabzonspor'da hocalara şampiyonluk yaşadım Hüseyin Kalpan'la. Son iki ayımı üçlü turnuvalarla psikolojik olarak biz şampiyon olduk. Eğer yoksa fiziksel olarak tabii ki lazım ama fizikselden daha ziyade
bence psikolojik olarak oyuncuya inandırabiliyorsan, doğru şeyleri söyleyebiliyorsan, hocasına da inanıyorsa bu anlamda da şampiyon olursun veya hedefe gidersin diye düşünüyorum. Gençlerde eksik olan ne hocam? Gençlerde eksik olan Tuncay'cığım şu var. Bazen gitgeller yaşanıyor. Bunlar dışarıdaki yere, Trabzon müsait buna. Biz oyuncuya doğruyu anlatmaya çalışıyoruz ve analizde de gösteriyoruz. Trabzon şehrinin en büyük sıkıntısı şu. Ben burada çocuğu düzeltirken ona diyorsa ki sen çok iyisin, işte bu hoca seni yönetmiyor falan derse bu yanlışa götürüyor çocuğu. Ben onu aslında anlatmak için söylüyorum. Yoksa hangi bir hoca Kerem Baykuş'u da, Tunağan'ı da, işte Muhammed'i de, Etemi de, Özkan'ı da niye oynatmasın ki? Çünkü ben de onu kazanacağım, o da kazanacak. Bizim en büyük yanlışımız bu. Çok çabuk yaralıyoruz. Yani oyuncuyu çok gibi demoralize ediyoruz. O çocuğa, ben Turgut'la da bunu konuşuyorum. Sağ olsun Turgut Kural da. O da görüyor çıplak gözüyle. Bizim yani söylememiz değil. O da görüyor. Beraber karar veriyoruz. Beraber eksiklerini buluyoruz. O oradan psikolojik olarak oradan buldurmaya çalışıyor. O da konuşuyor. Ben de konuşuyorum. Abdullah Avcı Köprü konuda. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Ve doğru yollarında bu olduğuna inanıyorum. Ben bu şekilde de doğruyu bulacağıma inanıyorum. O oyuncularda bunu vermeye çalışıyorum. Ama karakter yapısı, kişiliği ona müsait olması lazım. İnşallah da olur diye düşünüyorum. Son mesajınız hocam izleyenlere. Vallahi size çok teşekkür ederim Tuncay'cığım. Bunu daha önce de söyledim. Ben biraz açık insanım. Bu duyguları aslında daha önce diğer basında da hep arkadaşlarımdan beklerdim. Çünkü burada biz buranın çocuğuyuz. Biz olduk değil. Trabzon futboluna nasıl karımız olacaksa, faydamız olacaksa onu anlatmaya çalıştım. Ama dediğim gibi aşağı çekmeyelim. Sizler de bizler de kendi insanımızı yukarı çıkartalım ki buraya katkısı oldun. Biraz o konuda kırgınlığım vardı. Ama bu konuda sen bu sözlerimi dile getirdiğin için sana ayrıca bir daha teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Hekimoğlu Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahattin Güneş hocamız bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok keyifli. İdman arkada devam ediyor. Antalya Serik'te deplasmanda mücadele edecek Hekimoğlu Futbol Kulübü. Onlara da bu zorlu deplasman öncesinde başarı dileklerimizi iletelim. Diyelim hoşça kalın.